Tekrardan merhaba arkadaşım. Yüklemin yerine göre cümlelerle devam ediyorum. Şimdi burada da hani adından da yine çıkarmanı isteyeceğim. Yüklemin yeri. Yani nerede olabilir? Başta olabilir, ortada olabilir veya sonda olabilir. Şimdi biz normalde Türkçemiz kurallı bir cümle kurduğumuzda yüklemi sonda olan bir dilimiz var. Hani İngilizce gibi yüklem ortada değil. Bizim kurallı cümlemizde yüklem sondadır. O yüzden kurallı düz cümle dediğimde yüklemi sonda olan cümleler diyeceğim. Ama burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Hocam tamam, bizim kurallı düz cümlemiz yüklemi sonda olan cümle. Peki başta ya da ortada kullandığımızda bir sorun mu olur ya da kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanıyoruz, bunu biliyorsun. Özellikle şiirlerde hani bu kafiyeyi sağlayabilmek için veya gerçekten vurgulamak istediği bir şey varsa yazar ya da o yazıyı yazan kişi devrik cümle kullanabiliyor. İşte biz eğer yüklemi sonda olan cümle görüyorsak o zaman buna yüklemi sonda olduğu için, aynen burada şişirdi cümlesinde, şişirdi yükleminde olduğu gibi, buna kurallı düz cümle diyoruz. Doğum günü partisi için tüm balonları şişirdi. Zaten dikkat et, burada yüklemin yeri diyor ya, yine benim için önemli olan yüklem. Yüklemi buldum, şişirdi. Hemen bir isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi bir bakalım. Şişirmek, şimdi yüklemin türüne göre bu fiil cümlesi. Aynı zamanda yüklem sonda olduğu için ben buna kurallı, diğer adıyla düz cümle diyorum. Hatırlarsan paragraf cümle oluşturmada şöyle bir soru geliyor. Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturulmak istense işte baştan üçüncü söz hangisi olur? Şimdi orada anlamlı ve kurallı demek zorunda. Çünkü kurallı dediğinde yüklemi sona koymaktan başka çaren kalmaz. Kurallı ifadesini koymasaydı o zaman sen onu devrik cümlede yapabilirdin. Kimse de sana bir şey diyemezdi. Zaten soru da artık hatalı bir soru olurdu. O yüzden kurallı cümle yüklemi sonda olan cümledir. Yüklemin yerine göre cümleleri biz bir de devrik ve eksiltili diye de tanımlayabiliyoruz. Peki o zaman devrik cümle ne? Az önce dediğim gibi kurallı da yüklem sonda. Ama işte yüklemin sonda olmadığı, bazen başta, bazen de ortada olduğu durumlar olabiliyor. Bunlara da ben devrik cümle diyorum. Mesela geçti yıllar rüzgar gibi derken. Şimdi burada şuna bakıyorum. Yıllar rüzgar gibi geçti. Aslında burada yüklemim geçmek. Ve hemen bakıyorum, geçmek yüklemin türüne göre evet fiil. O zaman ben buna yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyorum. Peki yüklemin yerine göre, ha bakıyorum geçti. Evet yüklem ama başta, yani sonda değil. Zaten benim için sonda olmaması devrik demek. Başta ortada hiç fark etmez. O yüzden burada yüklem başta olduğu için ben buna devrik cümle diyorum. Mesela yıllar geçti rüzgar gibi dediğimde bu sefer de geçti yüklemi cümlenin ortasında olduğu için yine devrik cümledir. Aslında kullandığım ifade de yanlış oldu şimdi. Hani yüklem başta olduğu için ya da ortada olduğu için değil, sonda olmadığı için biz buna devrik cümle diyeceğiz. Bir diğeri ise eksiltili cümle. Burada da eksiltili olduğunda yüklemi olmayan cümle olarak algılayacağız. Hani bazen cümleler, zaten bunun ögesi de bulunmaz bir yüklem olmadığı için. Mesela sevdiğim o dağ köyü. Uçtu mu, kaçtı mı, ne oldu o dağ köyüne, öyle değil mi? Bir yargı bildirmiyor. İşte bu tarz cümlelere de biz eksiltili cümle diyoruz. Ve hatırla, yükleme olmayan cümlelerin sonuna biz ne getiriyorduk? 3 nokta. O yüzden eksiltili cümle gibi de bir tabirimiz var. Tabii ki bazen hani yüklemin yerine, türüne vesairesine göre inceleyebilmen için eksiltili cümle olmaması gerekiyor. Ama bazen seçeneklerde, paragraf sorularında bile şöyle çıkıyor ya, bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Seçeneğin birinde eksiltili cümlelere yer vermiştir diyor. İşte bu bilgi orada bile ihtiyacın olacak bir bilgi. O yüzden eksiltili cümle dediğimde yükleme olmayan, sonunda da 3 nokta olan ifade gelecek aklıma. Bir de devrik cümle ile eksiltili cümle şu anlamda karıştırılıyor. Noktalama hatasından dolayı. Geçti yıllar rüzgar gibi derken, şimdi rüzgar gibi, öğrenci hemen cümlenin sonuna bakıyor. Hani yüklem yok gibi duruyor ya, hemen buna 3 nokta koyuyor sonuna. Hayır, bu hatalı. Çünkü 3 nokta tamamlanmamış, yani eksiltili cümlelerin sonuna gelir. Ama bu cümle tamamlanmış, bu cümlenin yüklemi var. Sadece sonda değil. O yüzden devrik bir cümle ise sonuna 3 nokta getiremezsin. Ama eksiltili cümlede evet yüklem yok. Yüklem olmadığı için sonuna 3 nokta zaten
gelir. Demek ki yüklemin yerine göre, adı üstünde bakın, yüklemin nerede durduğu benim için önemli. Eğer sondaysa o zaman diyorum ki evet, bu kurallı düz bir cümle. Çünkü Türkçenin kalıbı zaten böyle. Ama yüklem her zaman sonda olmayabilir. Başta veya ortada olduğu durumlar olabilir. İşte yüklemi sonda olmayan cümlelere de ben devrik cümle diyorum. E peki hocam, hiç yüklem yoksa o zaman da işte eksiltili cümle diyorum arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda anlamlarına göre cümlelerden, olumlu ve olumsuz cümlelerden bahsedeceğim. Kaçırma derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.